Merhaba, ben kardiyoloji uzmanı Doktor Hakan Bahadır. Medikabil Hastanesi'nden hepinize iyi günler. Acaba ne kadar genciz? Bunu biliyor muyuz? Kimlikte yazdığı kadarıyla mı? Yoksa saçlarımızın beyazladığı kadarıyla mı? Yoksa saçlarımızın döküldüğü kadarıyla mı anlarız bunu? Tabii ki bunlar da yaş hakkında bize yaşlanma hakkında bilgi verecektir. Etkili faktörlerdir. Ancak en önemlisi damar yapımız. Damar yapımız ne kadar gençse biz o kadar genciz. Özellikle arter dediğimiz atar damarlardan bahsediyorum. Genç yaşta damar yapısı bozulan veya ileriki yaşlarda damar yapısı genç kalan kişiler olabilir. Ama bir daha söylüyorum, kimlikte yazan değil, aslında damar yapısı ne kadar gençse biz o kadar genciz. Peki bu damar yapımızı erken yaşlarda bozmaya başlayan veya hasarlandıran nedir? Damar elastikiyetinin kaybolması, damarın sertleşmeye başlaması ki biz buna ateroskleroz diyoruz. Ateroskleroz aslında gelecek 1000 yılın en önemli sağlık sorunu kabul ediliyor ve hepimiz için geçerli olacak ileriki ölümlerde ölümlerin 2/3'ünden sorumlu bir organize suç şebekesinin başlangıcı. Bu damar sertliği ile başlayan olaylar ve getirdiği hastalıklar. Biz bunu nasıl kazanıyoruz? Veya bu damar sertliğinin ortaya çıkışı ne zaman oluyor? Hangi faktörlerle, kolaylaştıran faktörler var mı? Aslında bunları düşünmemiz lazım. Anne karnındayken daha genetik olarak aslında ileride hangi hastalıklara yakalanabileceğimiz yazılı, kodlanmış durumda. Ulu Yaradan bize bunu kodlamış durumda. Yani hangilerine karşı meyilli olduğumuz aslında belli. Yani buradan birinci öncelikle İleride bir damar sertliği, ateroskleroz sorunu yaşayacaksak genetik olarak bu yatkınlık belirlenmiş durumda. Genetik önemli faktör. Daha sonra çocukluk çağlarından başlayan alışkanlıklar. Hepimiz küçükken aslında çok oynuyorduk. Kendi sokağımızda, bahçemizde ama artık öyle bir çağdayız ki çocuklarımız beton binalar içerisinde, apartman çocukları, bilgisayar başında, bilgisayar çocukları, masa başı çocukları, hareketsiz çocuklar, fast food beslenen çocuklar, anne yemeklerini sevmeyen çocuklar ve sonuçta daha aslında çocukluk çağlarından damar yapımızdaki bozulmalar başlayabiliyor. Ne yapıyoruz? O zaman tabii ki çocuklarımızı daha bu yaşlardan eğitmemiz gerekiyor. Onların daha hareketli olmaları, daha doğal beslenmeleri, daha organik beslenmeleri gerekiyor. Tabii yaşlandıkça damar yapımızda esnekliğini kaybetmeye başladığı için ve bu faktörler de devreye girdiği için genetik ve çocukluktaki durumlar, daha ilerleyen yıllarda sigaraya başlamamız, belki yanında bir tansiyon probleminin ortaya çıkması, ayrıca belki bazı kişilerde diyabet hastalığının ortaya çıkması, hareketsizliğin ve sedanter yaşamın devam etmesi, obezitenin genişlemesi, yeme içme alışkanlıklarımızdaki beslenmedeki bozukluklarımız, daha çok işte hayvansal yağlarla beslenmemiz gibi faktörlerin neticesinde bu ateroskleroz dediğimiz süreç ilerliyor. Peki bu ateroskleroz oluştuğunda ne oluyor? Önce damarların iç tabakasında yağlanmalar veya plaklanmalar dediğimiz birikimlerle başlıyor bu. Ve bu süreç demin saydığım risk faktörleriyle birlikte bu süreç devam ettiği zaman da bu plaklanmalar ve yağlanmalar kandaki çeşitli partikülleri, çeşitli hücreleri, kolesterol partiküllerini, bir takım iltihap hücrelerini buraya çekip yıllar sonra bu plaklarda artışa ve tıkanmalara yol açıyorlar. Ve damarlarımızı kapatmaya başlıyorlar. Burada tabii önemli olan sorun şu. Hayati organlar, hayati organlara kan götüren sistem, damarlar, kalp, beyin, böbrek, bacak damarları, ana damarlar, arterler. Buralarda engellenemez bir ateroskleroz başlangıcı ve darlıkların artmasıyla birlikte damarın kapanmaya başlaması, hayati organların beslenememesi ve bazen de bu plaklardan, yağlardan kopan pıhtılar çok önemli sağlık sorunlarına yol açıyorlar. Branşım açısından önemli sorun tabii ki kalp krizleri, kalp damar tıkanıklıklarından kaynaklanan kalp krizleri ve koroner arter yetmezlikleri. Bunlar ölümcül kalp krizlerine, ani ölümlere yol açabiliyorlar. Aynı zamanda örneğin boyun damarları, şah damarlarındaki pıhtılar veya plaklar, buradan kalkan bir küçük bir parça bile beyin damarlarında tıkanmalara ve felçlere yol açıyorlar. Bazısı böbrek damarına doğru gidiyor.
orayı tıkıyor, tansiyona yol açıyor. Bazısı ayak damarlarına doğru aktifleşiyor, bacağınıza inen damarlarda tıkanıklık yapıp yürüyememize sebep olabiliyorlar. Ve sonuçta kaçınılmaz son ve bunlar büyük bir sağlık sorunu olarak karşımıza dönüyor, sakatlık olarak dönüyor. Bazısı daha erken yaşta, bazısı da tedavi süreçleri içerisinde hastane ortamlarında vefatlara yol açıyorlar. O zaman çağımızın bu organize suç örgütünü ne yapacağız, yapmamız lazım. Küçüklükten başlayarak en azından kendimizin değiştirebildiği faktörlerini etkileyip yavaşlatmamız lazım. Ha, genetik faktörleri değiştiremiyoruz. Tamam, kabul ediyoruz ama sigara içmeyebiliriz. Haftada 3 gün yürüyüş yapabiliriz. 30 dakika, en az 3 kilometre. Kardiyak egzersizler, şeker hastalığı açısından önlemlerimizi alabiliriz. Sıvı yağlar tüketebiliriz. Hayvansal yağlardan uzak durabiliriz. Fast food beslenmeyiz. Sigara içmeyiz. Yani bunun gibi faktörlerle biz aslında aterosklerozu yavaşlatıp bu tür ölümcül sonuçların olmasını engelleyebiliriz. Ben hepinize damar elastikiyeti bol, aterosklerozdan uzak, sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederim.